Yatırımcı nasıl okumalı? Yatırımcı ne yapmalı? Sorusunun cevabını arıyorsak birkaç başlık halinde şöyle ne derler ona anlatmaya çalışayım. Bundan önceki tecrübelerimiz bize gösterdi ki piyasanın 5000'in altına kayması çok istenmiyor. Bu beklentinin, bu ne derler, görüşün çok farklılaşacağını düşünmüyorum açıkçası. Hala 5000'in altında bir el istiyorsanız buna varlık fonu deyin, istiyorsanız başka bir şey deyin, gelecektir. Ama şunu da söyleyeyim. Herkesin aynı şeyi düşündüğü yerde, yani yok abi 5000 aşağı geçilmez diye düşündüğü yerde bunca yıllık mesleki tecrübem şunu gösterdi. Ya 5000'e kadar gelmez ya da bir 5000 altına kayar. Orada birileri panik yapar, stop losslarını çalıştırır, mallarını verir, piyasa oradan tekrar döner. Ama mutlaka ve mutlaka yurt dışındaki bu iki bankayla ilgili ve belki gelebilecek, inşallah öyle olmaz ama diğer bankalarla ilgili gelişmeleri görmemiz lazım. Oradaki sakinleşme, sürecin yönetilebileceği beklentileri, Fed'in politikasında bir değişiklik olup olmayacağı beklentileri önümüzdeki döneme ilişkin bizi de şey yapacak. Şimdi, Alırım. Pardon, ben sazı elime aldım ve gittim. Pardon. estağfurullah. Tamamla sen. Şimdi peki buralarda alır mısın sorusunun cevabı valla ben alıcı olurum. Yani demin söylediğimi bir daha tekrarlayacağım. 5000 ile 5700 arasında bir bandın oluşacağını düşünüyorum. 5000'in altına gelme ihtimali zayıf. Dolayısıyla çok ciddi şey olmamakla beraber ne derler? Aşağıya sarkma ihtimalini de göz ardı etmemekle birlikte buralarda alıcı olurum. Ama demin söylediğimi yine bir kez daha tekrarlayacağım. Alacağım şirketler ağırlıklı olarak BIST 30'un içinde olan şirketler olur. Çünkü gerekçesi şu, eğer burada bu piyasanın 5000'in altına kaymayacağını, kaysa da varlık fonunun topa gireceğini düşünüyorsanız, beklentiniz buysa, bu ise sizi rahat ettiren alan, o alımların BIST 30 hisselerinde hatta yatırım fonu üzerinden geldiğini, o fonun da BIST 30 hisselerinde olduğunu gördük. Ama şimdilik gördüğümüz şey şu ki 5500'de bir direnç var. Şimdi az buz bir marjda değil bu, yani 5500 görmüş, bugün 5000'e gelmiş bir yerden söz ediyoruz. %10'luk bir kayıp aslında bu. Ama buradan kısa vadeli de olsa, orta uzun vadeli de olsa alıcı olurum. Alıcı olmaktan kastım şu: bütün paramı, bütün yatırımımı illa götür hisse senedine koyarım değil. Yani beni tanıyanlar, izleyenler zaten bilirler. Her ne olursa olsun hiçbir zaman bütün varlığımı, bütün paramı tek bir enstrümanda Söylediğin endeks tutmam. değerinden bağımsız bir şey ama zaten bir Tabii. sepet, yani bir ekonomistsen, bir yatırım uzmanıysan zaten anlatacağın hikayenin sepetin içerisinde hep aynı ürünün olmaması lazım. Hatta sepetlerinin bile artık bence farklı olması lazım. Tek bir sepet farklı ürün değil de birçok sepet ve birçok farklı ürün.